Sevgili arkadaşlar, isterseniz şimdi de sistem işlemlerinin kısmında ayrıntılı olarak neler var onları görelim ve ilk şirket kuruluşumuzu gerçekleştirmiş olalım. Şirket işlemlerine baktığımız zaman şirket açma bölümünü öncelikle tıklamamız gerekecek. Ve burada şirketimize bir kod vermemiz gerekir. Örneğin ben 007 olarak bir kod vermek istiyorum. 007 diye bir kod verdiğimizde gördüğünüz gibi belirli satırlar kendiliğinden oluştu. İsterseniz şurayı değiştirip 001 yapalım. Tekrar Tab tuşuna bastığımızda yine değişen ekranların neler olduğunu gördünüz. Ben yine eski koduma geri dönüyorum. 007 koduyla başlıyorum. Öncelikle 007 kodumuzu verdikten sonra şunu belirtelim. Siz şirketlerinize kod verirken bir mantık doğrultusunda gitmeniz gerekir. Örneğin 001 ile başlıyorsunuz. Bununla sürdürmeniz gerekir. Veya 1 ile başlıyorsanız 1 ile sürdürmeniz gerekir. Ben deneme amaçlı 007 kodunu verdim ve bununla ilgili çalışmalarımı sürdüreceğim. Kodu verdikten sonra Tab tuşuna bastık ve gördüğünüz gibi öncelikle hangi dönemde çalıştığımızı gördük. 2015 döneminde çalışıyoruz. Ve özellikle geriye kalan bölümleri de birlikte dolduralım. Mesela şirketimize kısa bir isim verelim. Ne olsun arkadaşlar? G Akademi şirketimizin kısa adı olmuş olsun. Tab tuşuna bastığımızda veya fare ile de hareket ettirebiliriz sekmeler arasında. Şirketimizin uzun ismini yazıyoruz. G Akademi nedir? Uzantısı neyse tam olarak onu yazıyoruz. Limited şirket mi, anonim şirket mi, uzantısında başka yan birimleri var mı? Bunların tümünü yazıyoruz. Eğer birinci satır yetmiyorsa ikinci satıra geçmiş oluyoruz. İkinci satırda da gerekli işlemleri yaptıktan sonra şirketimizle ilgili yasal aldığımız bir isim varsa onu da burada belirtiyoruz. Bağlı bulunduğu firmalar hangileri ise onları da seçebilmemiz mümkün. Örneğin daha oluşturmadığımız için istersek demo şirkete bunu bağlayabiliriz veya daha öncesinde tanımlamış bulunduğumuz deneme şirketine de tanımlayabiliriz. Burayı da gördükten sonra bu kez çalışma dönemlerine bakıyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere çalışma dönemleri 01.01.2015 ve çalışma döneminin sonuna ermesi ise 31.12.2015 dönemleridir. Bu normal rutin çalışma dönemleri ama düşünün biz bugün itibariyle bir şirket oluşturduk. 0101 diye başlayabilmemiz söz konusu olmayacak. Burada ne yapmamız lazım? O zaman bugünün tarihi üzerinde kaydımızı oluşturmamız lazım. Bugünün tarihine baktığımızda ise arkadaşlar 26.02 olarak görüyoruz. Gelip buradan 26'yı seçtiğimizde ve buradan da Şubat ayımızı seçtiğimiz zaman tabii gördüğünüz gibi burada da yıllarla ilgili tüm çalışmaları yapabiliriz. Tamam dediğimizde bakın çalışma döneminin başlangıcı 26.02 olarak kabul edilmiş oldu. Çalışma döneminin sonuna müdahale etmiyorum başlangıç olarak çünkü ben 31.12.2015 tarihine kadar şirket faaliyetlerimi sürdürmek amacıyla bunu açtım. Ha, olabilir Aralık ayına varmadan örneğin Kasım ayında veya daha ileriki bir ayda kapanış yapacaksam da o zaman ne yaparım? Çalışma döneminin sonucunu buradan rahatlıkla değiştirebilirim. Biz 31.12.2015 olarak kabul ettik. Sonra yine Tab tuşuyla hareket ettiğimizde gördüğünüz üzere sunucu dizin bilgisini, sunucu adını, veri tabanını, veri bağlantı adını, veri tabanı dizinini ve karakter setinin tümünü kendiliğinden oluşmuş bir halde gördük. Buralara çok fazla müdahale etmek doğru olmaz. Şimdi kullanılacak modüller kısmına bir değinelim. Kullanılacak modüller kısmında biz hangi departmanları aktif etmek istiyorsak onları seçeriz. Ben şimdi buradaki bütün menüleri pasif duruma getireceğim. Sonra da ortalama bir şirketi göz önünde bulundurarak bu şirketin yapacağı tercihler üzerinde sizinle konuşup kaydımızı tamamlamaya çalışacağız. Sevgili arkadaşlar, öncelikle normal faaliyetlerini sürdüren bir şirketin mutlaka stok departmanı olur. Stok departmanını konumuz geldiğinde ayrıntılı olarak zaten işleyeceğiz. Buradan cari bölümlerimizi seçeceğiz. Faturalarımızı seçtikten sonra muhasebe ile ilgili işlemlerimizi yapabilmek için muhasebeyi seçeceğiz. Çek senet irsaliyeleri seçeceğiz.
Örneğin burada üretim var. Üretimi seçmemize gerek yok. Çünkü biz satış departmanıyız veya satış yapan bir şirketiz. Üretimin yapıldığı şirketlerde de üretim seçilebilir. Sonrasında da Bodro, Kartoteks gibi bölümleri gördünüz. Eğer muhasebe bir de yapmamız gereken işlemlerin tümünü yapamıyorsak ve üst düzeyde yapılacak muhasebe işlemleri varsa onu da muhasebe 2 bölümünü aktif ederek kullanabiliriz. Stok 2 bölümünü de kullanmak istiyoruz. Siparişi de alalım. Demirbaş, muhasebe 4. Bunları aldıktan sonra kasaya gelelim. Banka ve cari fatura ikileri de seçelim. Sonrasında da muhasebe kaydımızı tamamlayalım. Muhasebe kaydımızı tamamlayabilmek için, daha doğrusu şirketin kaydını gerçekleştirebilmek için gördüğünüz üzere alttaki yatay menüler bizim için yardımcı olacaklardır. Eğer ESC tuşuna basarsak veya gelip buradan bunu tıklarsak çıkış yapmış olacak. Yaptığımız işlemler kayıt altına alınmamış olacak. Bu konuyla ilgili bilgi almak istiyor isem buradan da F1 tuşuna basarak veya buradaki soru işaretinin bulunduğu kısmı tıklayarak ne yapabilirim arkadaşlar? Bu konuyla ilgili küçük yardımı alabilirim. Var olan şirketlerimin listesini almak istiyorsam da F6 tuşuna basarak veya buradaki şirket ikonunu da tıklayarak şirketlerin tümünün listesini alabilmek mümkün olacaktır. Buradan F2 tuşuna bastığımız zaman şirket kodu daha öncesinde tanımlanmış diyor. Bu da bizim için bir uyarı olmuş olacak. Biz de geliriz buradan tekrar isterseniz F2 tuşuna basalım, uyarıyı görelim ve buna göre kaydımızı oluşturmuş olalım. Şirket kodu ve dönem bilgileri daha öncesinde kullanılmış. O zaman ben de burayı 001 olarak değiştireceğim ve F2 tuşuna bastığımızda kayıt alacağım. Kaydımızı alıyoruz. F2 bir önceki işlemde de 001'i seçtik ama ne yaptı orada? Daha öncesinde oluşturulan bir şirket 001 olarak kodlanmış. Dolayısıyla da uyarıyı bize yolladı. Bilinçli bir şekilde bunu vurgulamak için iki şirketin kodunu girdim ki sistem kendiliğinden otokontrolü zaten sağlıyor. Siz 001'i unutarak tekrar girmek istemiş olsanız ne yapmış olacak? Sistem otomatikmen size onay vermeyeceği için zorunlu olarak yeni bir kod vermiş olacaksınız. Bu da sistemin kendi içerisindeki kontrol mekanizmasının işlediğini gösterecek. Ekrandaki bilgiyi kayıt ediyorum. Emin misiniz? Bu uyarıları özellikle okumanızı istiyorum ve düz mantıkla gitmemeniz gerektiğini vurguluyorum. Evet diyoruz. Burada ayrıca dikkat, şirket veri tabanının şablon dosyası kullanılarak daha hızlı oluşturulmasını ister misiniz? Buraya hayır diyerek ikinci aşamaya geçmiş oluyoruz. Yeni tablo oluşturma işlemi sonunda tek düzen hesap planının kendiliğinden açılmasını ister misiniz? Sorusuna da evet diyoruz. Buradaki tek düzen hesap planı işte bizim göreceğimiz tüm hesapların plan dahilinde yer aldı. Yani 01 ya da 100 kasadan başlayarak 900'lü hesaplara kadar tüm hesapların yer aldığı bölüm diyebiliriz. Evet dedikten sonra maliyet hesaplarında hangisini kullanacaksınız diye bir soruyla karşılaşmış olacağız. İsterseniz kriterler size uygunsa 7 beyi veya kriterler size uygunsa 7 ayı seçmiş olacaksınız. 7 ayı seçtikten sonra yine buradan isterseniz ESC ile çıkış yapabilir veya bu kaydınızı sürdürebilirsiniz. F2 tuşuna bastığımız zaman gördüğünüz üzere farenin dolu olduğunu, kum saati halinde olduğunu göreceksiniz ve ne olmuş olacak? Kayıt işlemi devam etmiş olacak. Şirket kayıt işlemlerini oluşturuncaya kadar isterseniz biz de sizinle birlikte ne yapalım arkadaşlar? Genel anlamıyla muhasebe hakkında veya ETA hakkında bilgilerimizi paylaşalım. Sevgili arkadaşlar, muhasebe paket programları işleyiş itibariyle birbirlerine çok yakındır. Ve dolayısıyla da siz bu anlattığımız setlerden herhangi birini tam olarak öğrenirseniz muhtemelen diğer piyasadaki birçok eğitim setine de uyum sağlayabileceksiniz. Dolayısıyla da bunun bize sağladığı en büyük avantaj ne olmuş olacak arkadaşlar? Eğer ben birini tam öğrenirsem gittiğim herhangi bir başka şirkette başka bir muhasebe programı kullanılıyorsa rahatlıkla uyum sağlayarak tabi biraz programa yabancı olmuş olmanızdan dolayı
biraz ne yapmanız gerekecek? Programı kurcalamanız gerekecek ve sonrasında da kısa bir süre içerisinde hangi program kullanılıyorsa kullanılsın rahatlıkla uyum sağlamış olacaksınız. Gördüğünüz üzere kurulumun biraz uzun sürdüğünü görüyorsunuz. Çünkü buradaki tüm menüleri teker teker almış olacak ve sonrasında kayıt tamamlandı diye bir bölüm gelecek ve biz de oradan tamam tuşunu tıkladığımızda şirketimizin oluştuğunu görebileceksiniz arkadaşlar.